olmanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü hani belki de çoğu kadın müzisyenin çektiği zorlukları çekmediğim için olabilir. Ben hep çok rahattım çünkü. Ankara'da müzisyen olmak güzel bir şey. Ankara seyircisi zaten her yerdekinden daha iyi bana göre. Yani Türkiye'nin her yerinde çaldım ama Ankara'dan daha iyi bir yerde çaldığımı hiç bilmiyorum. Ankara'da müzisyen olmak sürekli bir yarış halinde olmak demek ama. Çünkü çok iyi müzisyenlerimiz var. Ne zaman çok iyi çaldığımızı düşünsek, ne zaman mükemmelim ben falan diye düşünsem gidiyorum. Birisi indirip geliyor yani, öyle bir durum var. Bence en güzel tarafı o Ankara. Açıkçası ya ben zaten hani şehir dışında da çalıştım. Daha doğrusu 4 sene Alanya'da yaşadım. Ve burası çok özleniyor. Yani Ankara seyircisi de bir başka, Ankara'da müzisyen olmak da o yüzden bir başka. Aslında hani iki soruya birden cevap vermiş gibi oluyorum bu şeyde ama. Yani hani şöyle söyleyeyim, bence kadın olarak sahnede olmak ve erkeklerle birlikte çalışmak çok keyifli bir şey. Yani ben hani zaten yıllardır öyle söyleyeyim. Çok fazla şey öğrendim. 10 yıldır Ankara'da sahneye çıkıyorum ve çok fazla güzel insanla tanıştım. O açıdan da kadın müzisyen olmak demeyeyim ama müzisyen olmak çok güzel bir şey. Öyle diyeyim ben en iyisi yani. Çok keyifli. Çok keyifli. Herkes her zaman destek verir. Hep iyi dileklerini iletirler. Sen neden inersin, tanımadığın insanlar gelir sarılır. Bence çok keyifli bir şey. İyi ki buradayım diyorum hep. Kadın müzisyen ya da erkek müzisyen diye ayırmanın tek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. İnsan içinden ne geliyorsa, yani kadının da erkeğin de aynı şeyle hissettiğini düşünüyorum. Ankara'da değil de Türkiye'de müzisyen olmak ya da kadın müzisyen olmak zor. Ankara'da kadın müzisyen olmak aslında erkek müzisyen olmaktan pek farklı değil. Sadece biraz seyirciniz daha fazla, daha yoğun, daha hisli. Ankara'da müzisyen olmak nasıl bir şey? Biraz böyle bozkırın ve kırsalın etkisinin olduğu bir şey. Sahneye çıktığınızda farklı olduğunuzu hissedebildiğiniz bir şey. Kadınlığa bağlamayacağım. Bence bağlanamaz. Müzisyen olmak bence güzel bir şey yani. Kadın erkek ayrımı ben çok da yapmıyorum açıkçası. Müzisyen olmak baş başa güzel bir şey. Söyle ne oldu bize? Aslına bakarsam benim aslında demin söylemek istediklerim belki bir 10 yıl öncesi, 10 yıl önceki Ankara seyircisi için daha uygun olabilir. Yani ülkedeki o eğitimin azalmasını, işte insanların iyi müzik dinlemesinin azalmasını falan her şeyi her yerde olduğu gibi seyircilere görebiliyoruz. Yani gitgide bir kalitede düşüş var ama yine de çok parlak insanlar var. Arada yine geliyorlar, işte üniversiteye yeni başlamış pırıl gençler geliyor. Hani yine umutsuz olacak bir durum yok ama gerçekten de hani çok mutlu, süper bir seyirci yetişiyor falan diyemiyoruz. Seyirci olmayınca yeni müzisyen yetişmesi de zorlaşıyor tabii ki. Hepsi birbirine bağlı. Çok olumlu şeyler düşünmüyorum ama belli bir kırılma noktasına geleceğini umuyorum. Çünkü eskiden daha fazla
sahnede ne müzik var, ne yapılıyor, dinleme üzerine bir izleyici profili varken şimdi biraz daha tüketim üzerine bir izleyici topluluğu olduğunu düşünüyorum. Ama eğlenmeyi iyi biliyorlar, o konuda hiçbir problem yok. Ama yine yarın bir gün hani yine sahnede olan müziğe de aynı değerin verileceğini umuyorum. Umarım öyle bir zaman gelir, öyle düşünüyorum yani. Yani eskiye oranla biraz daha müziğe daha az önem verildiğini düşünüyorum. Yani o kalitenin biraz daha düştüğünü düşünüyorum açıkçası. Umarım böyle göceler çok olur. Biz de güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ankara'nın seyircisi çoğaldı diyebilirim. Benim ilk başladığım yıllarda daha çok rock müzik çalınıyordu ve rock müzik seyircisi vardı. Ama şimdi her tarzdan dinleyen, yani herkes eğlenmek için canlı dinleyebileceği gruplar bulabiliyor. Bence böyle bir değişiklik oldu, daha arttı. Ben negatif bakmıyorum, aslında pozitif bakıyorum. Çünkü müzisyen için ne kadar çok dinleyici varsa o kadar iyidir her şey. Hani pozitif geliştiğini düşünüyorum. Ve tarzların çeşitlileştiğini ve onun için daha da güzelleştiğini düşünüyorum. Yani genel olarak çok güzel eğleniyorlar. Ben hani Ankara seyircisinin eğlenme şeklini falan seviyorum. Ama bazen bunların dönemsel böyle sınavlar oluyor, işte bir yoğunluk oluyor falan. Enerjileri düşüyor, enerjileri gidiyor. O zaman bizim için bayağı zorlu oluyor. Yani ne yapsak da eğlenseler falan haline geliyoruz. Ama genel olarak iyi yani. Bayağı birçok yerden daha eğlenceli Ankara'nın. Seyircisi.